Ya arkadaş, şu kanala bir abone olsana ya. Eline yapışmaz ya. Bir kanalın tuşuna basacaksın lütfen ya. Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Kürşat. Dayı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Fenerbahçe Pendik Spor maçına tepki vereceğiz arkadaşlar. Fenerbahçe kendi evinde Pendik Spor'u ağırlıyor. Dolu tribünler önünde Kadıköy'de. Çok da zor geçmesini beklemediğim bir Bir maç. Anadolu yakası derbisi. Evet. Kadıköy Pendik derbisiyle büyük dev derbiyle sizlerle birlikteyiz. Skor tahminimi yapayım hemen. Bu maç 5-0 biter. Fenerbahçe çok rahat kazanır. Rol çalıyorsun Kürşat. Sen de 5-0 Rol diyorsun. çalıyorsun. Neyse ben arttıracağım. Oo, kaç? 8 mi? Ya şimdi Pendik'in durumu ortada. Pendik'in rakibi Fenerbahçe değil. Fenerbahçe'nin Avrupa'dan moralli gelmesi. Bu maçı kendi sahasında dolu tribünlerin önünde oynaması. Bence en azından şöyle bir güzel tarafı olacak bu maçın. Ben hakemi konuşmayacağımız. Yani ona eminim. Bir kere hakem konuşulmaz. İlk yarıdan beklediğim skor 3-0. 3 de ikinci yarıdan olsa 6 tane gol atar ve Fenerbahçe bu yani Pendik'ten gol yemez. Burada da Pendik'i kötüleme adına söylemiyorum. Gerçekten Pendik bu maçta çok efor sarf edip kendini ölümüne oynayıp diğer maçlarda handikaplı pozisyona düşmek istemez. Çıkacaktır, oynayacaktır ama kalite var. Yani şimdi futbolcu kalitesi var. Burada sadece ve sadece yani yine de şunu söyleyeyim bakın bunu herkes kafasına yazsın. Özellikle Fenerbahçeli kardeşlerimiz yazsın. Sizi durduran tek güç sizin teknik direktörünüzdür. Yani bugün de mesela ben Batshuayi'yi bu 11'de koyardım. Ben İrfan Can'ı mesela 11'e koyardım. İkisini de koymamış. Size el freni görevi gören bir İsmail Kartal var. Evet arkadaşlar, yorumlar bu şekilde. Maçta şu anda başlamak üzere. Bu kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı da lütfen unutmayın Dın arkadaşlar. Şimdi maça geçiyoruz. Cengiz aslında var ya buradan yazaya golleri atabilir yani. Dakika 3. İyi vurdu aslında. Fena 3 değil. dakikadır Fenerbahçe Pendik'e gol atamıyor ya. İlginç. Nasıl olur be? Ama yani Trabzon'la da oynasa aynısını söylerdim yani. Düşüyor da bu takım ya. Yani Pendik'in rakibi Trabzonspor mu? Pendik'in rakibi Fenerbahçe mi ya? Mert Hakan yerdi. Tekme yemiş. Hakem biraz bekledi, faul verdi. Ama harbi sarı kart olması lazım. Kime? Ben Mert Hakan'a tekme vurdum. Ha. Mert Hakan çok da tekme yemiş gibi de hemen kalktı. Bence de sarı kart bu arada ama Mert Hakan'a. Mert Hakan adama tekme attı. Ne Mert Hakan oğlum adamı. ilk pozisyonda gördüm. Öyle bir Mert düştü ki Hakan. ya. Met Cezir'de başrol oynadı. Öyle bir düştü ki yani Mert Hakan da bizi yanılttın oğlum. Yandaş Mert Hakan ya. Ben orada tekmeyi yedi zannettim ya. Atmış. Ama vurmuş. Adama tekme atmış. Bir Mert Hakan'ın yaptığı bir hata yüzünden bak takım arkadaşı da kız sarı kart görüyor. Rakip kaleci de sarı kart görüyor. Yani olmayan bir pozisyon ya. Ceko ve Pendik kalecisi Yandaş sarı Mert kart Hakan gördü. karıştırdı gene ortalığı ya. Ay! Vay arkadaş. Vay arkadaş. Halil Akpınar. Halil Vay Akpınar abicim çıktı ya. aradan, vurdu kafaya, attı golü. Helal olsun lan Pendik sana. tribününe bak. Pendik tribününde coşmuş. O kadar insan oraya gitmiş ya. Helal olsun. Zaten iç sahada da Bak oynadı bak abi bak. ya. Bak bak. Kim o kaçıran? Ferdi. Ferdi'ye bak Ferdi, ne ya. yapıyorsun Ferdi? Adamla beraber sadece koştu Ferdi ya. Adamı bozsana Koşmadı ya. bile, bıraktı. Şuna bak. Ferdi ne yapıyor? Büyük hata. Dayının göz ağrısı, gözdesi Ferdi'ye. Bu Evet, golü yediler. maalesef öyle yani hataya da hata diyeceğiz yani Ferdi orada adamla birlikte omuz omuza koşsa adam kafayı vuramaz. Evet, Yani dayı büyük Pendik'in hata. golüne maalesef diyerek tepki veriyor. Maalesef, maalesef neye maalesef dedim? Golü yer koymasın. Ferdi pozisyon hatası yaptı. Adamla birlikte koşsa, omuz omuz olsa o adam o kafayı vurabilir mi? Adil olun adil. Vurmasın Biz yani. pozisyon yorumluyoruz kardeşim. Vurmasın. Hayır, vurdu gol yaptı alkış. Maalesef. Halil'e alkış. Ya. Ya. Yandaş Mert Hakan. Aa. Lan kamerayı devireceğim.
Pendik ne top oynuyor ya? Bu kadar harbi ilginç ya. Ortağı tehlikeli. Direkten döndü Pendik. Ooo iki yaka. Harbi ama var ya. Bir faul var evet. İpini böyle çekiyordu yemin ederim var ya. İki yakalasa var ya. Yani bu arada ilk yarı 11 dakika uzatması var. Yani çok kaldı ya. Abi, yere... Maç oynanmadı. Oynanmadı evet. Maç oynanmıyor. Çok yani. Sarı kart pozisyonu oldu, sakatlık oldu. Yani yalandan kimse bu 11 için laf etmesin. Tamam mı? Hani sanki yokmuş gibi. Gerçekten yattılar yani. İki takımda da sıkıntılı durumlar oldu. İlk yarı bitti. Valla çok kötü bir tahminim oldu gene. Ya harbiden Kürşat ne oluyor ya? Hakem konuşulmayacak dedik. Hakemin kararları tartışılıyor. Evet Hakan yine hakeme bir şeyler söylüyor. Yani ilk yarı 60 dakika civarı oynanarak Mert Hakan bir şeyler anlatıyor hakeme. Yine bir şeyler anlatıyor. Mert Hakan neler diyor bilmiyorum ama yani 60 dakika ilk yarı oynandı evet. Ama 20 dakika falan oynamıştır. 15-20 dakika. Ya orası öyle de ya arkadaş bak bu Fenerbahçe gerçek söylüyorum. En büyük düşmanı Fenerbahçe'nin hocası. Yani ben böyle bir şey görmedim. Böyle telaşlı, böyle ne yaptığını bilmeyen, yani gerçekten ne yaptığı belli olmayan, hücum mu oynuyor, defans mı yapıyor, kanattan mı geliyor? Ya Dzeko gitmiş kanatta oynuyor ya. Düşünebiliyor musun? Aldığı her topu kaptırdı. Dzeko aldığı her topu kaptırdı. Bir arada ben işlerin biraz daha karışacağını düşünüyorum. Yani iyice taraftar da gerildi. Ortalık çok gergin. Oyuncular da gerildi. Allah yardımcılar olsun diyeyim ama bilmiyorum yani. Biraz zor geçecek gibi duruyor ikinci yarı. Evet arkadaşlar göreceğiz ikinci yarı ne olacağını. Şu an maç inanılmaz bir gerginlik seviyesi yükseldi. Hayırlısı olsun. Dan. Tehlike çanları çalıyor harbiden bak. Ama ikinci yarıda oyun biraz değişti. Pendik ilk yarıdaki kadar. Ya ne yapsın o kadar baskı yapamaz ama. Ahmet Yan ne yapıyor? 1-0 ya. Dzeko! Dzeko harbi güzel. Estetik bir gol. Maçın içinde yaptığı tek olumlu hareket. Dzeko'nun maçın 55 dakikasında yaptığı tek olumlu hareket. Ben daha hiç şey görmedim. Batshuayi niye oynatmıyorsun ya? Yani maç 1-0 hala Batshuayi oynatmıyorsun ya. Vallahi hocam hoca değil bu ya. Harbiden hocam hoca değil ya. Vay abi ya. Bir jeneriklik gol daha geldi ya. Olala mı? Olala dedi değil mi o şimdi? Spiker'e bak arkadaşım ya. Spiker Aziz Yıldırım ya. Ya arkadaş yöneteceğiniz, anlatacağınız maçı ya. Ya iki tane Türk takımı oynuyor. Lan sana ne hangisini kazanacağından? Veyahut da golden sana ne ya? Ya harbiden var ya. Her yere sirayet etmiş bu şerefsizlik ya. Lan sen spikersin oğlum. Maçı anlatmak için gitmişsin oraya ya. O lalla ne ya? Ben vallahi bir iki saniye duraksadım. Nereden geldi o ya? Ben söylemedim. Ya o lalla nereden vallahi geldi dedim ya. Bu arada Mert Hakan müthiş bir gol attı. Top inanılmaz. Ya Mert Hakan'ın golüne konuşamadık ya. Ya. Mert Hakan Kasımpaşa maçında da 1-0 iken ya arkadaşım biz zaten bak ben zaten ne çekiyorsam bu tarafsız objektif olduğumdan çekiyorum. Bak kardeşim şimdi bu Fenerbahçe öbürü de Pendik ikisi de Türk takımı. Sen de bu maçı anlatan spikersin. Sen nasıl bir gole sevinebilirsin ya? Orlella diyor ya. Ya Allah. Orlella ne kardeşim? Çikolata mı? Ya işte bunlar mide bak sinek mundar değildir ama mide bulandırır. Kardeşim bu yaptığı insanların aklına bir sürü şey getiriyor ya. Gerek var mı ya? Sen aslan gibi maçını yönetsene. Maçını anlatsana. Fenerbahçe kritik dakikada attı golü 1-1 oldu. Bu arada da Mert Hakan gerçekten harika bir gol attı. Evet. Aferin Mert Hakan. Bu son zamanlarda bak geçen de attığı golle maçı birbirine getirmişti. Şimdi de aynı sıkışmış bir dönemde risk aldı vurdu. Helal olsun çocuğa ya. Bir Serçan. Serçan Açan ama 61 iyi ya helal olsun çocuğa. 61 iyi adamım benim ya. Dzeko yerde faul. Sarı kart sarısı var. Wellington'un sarısı var. Kırmızı kart.
Pendik 10 kişi. Tekme mi attı? Ne yaptı? Bir bakacağım. Yani gerçekten bir bakmak lazım. Görmek lazım. Bir bakmak lazım. Pendik kırmızı kart görüyor. Göster lan. Pozisyonu göster. Sarı değil abi. Basma yok. Çekme yok. Hiçbir şey yok. Yani tamam faul. Okey. Ama sarı çok ağır. Çok ağır. Sence? Ceko'nun sol ayağına temas var mı? Onu iyi göremedim. Tamam sağ ayağına vurdu. Basma olay. Sağ ayağına bir temas var ama faul verilebilir. Sarı kart değil. Yalnız o getirdiği ayakla Ceko'nun sol ayağına dikkat edin arkadaşlar. Eğer orada bir basma varsa sarı. Değilse sarı ağır olmuş. Biraz ağır geldi bana da. Pendik 10 kişi. Bir kafa direkten döndü. Neler oluyor? Neler oluyor neler? Maç iyice çığırından evet, çıktı. Maç. Kırmızı kart üstüne direkt. Sinirler geriliyor. Ceko'nun kaşı bir kez daha patlıyor. Bu kafa direkten döndü. Kim vurdu o kafayı? Kraliç herhalde. Oo, sert hareket. Çok kritik bir yerden frikik. Çok kritik bir yerden frikik. Frikik verdi. Valla ben frikik verdi ama o ayağı çizgide gibi ha. Daha dur bakalım ya. Bak ben öyle gördüm. Penaltı lan pozisyon. Bir daha bakmak lazım. Şu an süzemedik. Yani pozisyonu faul olduğu net. Valla çizginin üzerinde. Yani ayağa müdahale net. İçerideyse penaltı var. Olacak pozisyon. Ayağı içeride başlıyor, dışarıya doğru itiyor. Kimseyi de yanıltmasın bu pozisyon. İlk müdahale nerede? İçeride. Bak. O zaman penaltı. Çizginin üzerinde ayağına vuruyor ama ayak itiyor topu dışarıda gibi görüyorsunuz. Bak. İyi bakın pozisyon arkadaşlar. Valla çok arada bir pozisyon ama sanki çizginin üzerinde aynen, gibi gördüm. Çizgi üzerinden göstermesi lazım onu. Ben öyle görüyorum yani. Ayağı şimdi şöyle bak Kürşat. Şöyle getiriyor ya. Evet. Burada temas sırasında içeride yani çizgi üzerinde şöyle gidiyor. Olay burada devam ettiği için insanlar öyle tabii görmüş olabilir. İlk müdahale önemli. Ama hakem de öyle görmüş olabilir. Şu ama anda frikik. Yani bence yani ayağı içerideydi. Bak iyi bak. Bak çizgiden görürsün şimdi. Çok zor pozisyon. Bak iyi. Şimdi görebilirsin bak iyi bak. İçeride abi içeride ya. Tartışmasız içeride ya. İlk müdahale sanki çizgi üstü. Buradan anlayamayız bak. Buradan dışarıda gibi gözüküyor. Buradan anlaşıyor. O az önceki. Az önceki çizgi kamerasından içeride. Ama olayın bittiği yerde ayak bir yarım metre kayıyor dışarı. Tamam, ikisi normal. Beraber. Oraya bakmasınlar. Böyle geldiği için normal. İçeride içeride. Bilemiyorum. Vermeyecek ha bak. Vermeyecek. Bekletiyor. Bekleyin diyor. Kullanmayın diyor. Sahasının dışında diyor. Bekleyin diyor şu anda. Henüz kullandırmadı. Kim olursa olsun kardeşim. Hak, hak, hukuk, adalet. Herkese lazım olacak. Ha bunu başka takıma verirler mi, vermezler mi? O bizi ilgilendirmez ki. Vermeyen şerefsizdir. Değil mi? Pendik olsa vermez. Vermez. He abi o zaman şerefsizdir. Ama buna verilmez diye varsayımdan buna da mı verilmez? Benim gördüğüm çizgide. Hala bekliyoruz. Vermeyecek. Hakem kullandırmadı. VAR'ı dinliyor. Evet VAR, VAR'a gidecek. VAR'a da gitmedi. Direkt verdi. Penaltı abi. Abi VAR'a git de ya. Ya izlediler demek ki gerek görmediler. Hakem böyle yaptı. Çizgide dedi pozisyon. Penaltı verdi. Buna ben bir şey diyemem. Benim gördüğüm yani tam ince çizgide, çizgi gibi. Çizgide çizgide. Yani o yüzden, yani sen de çizgide görmedin mi? Görmedim yani. Çizgi üzerinde gördüm. Daha ne ya? Çok şimdi. Biz neyini savunacağız ki pozisyonu? Savunacak çünkü bariz bir şekilde dışarıda olsa eyvallah deriz yani. O çizgi kamerası var ya, offside evet. Kamerası mı oluyor, ne oluyor? Bu kamera güzel. Bak bu kamera gösteriyor zaten, bakın şimdi. Bak.
Başladı yani içeride. İlk yani. Müdahale ilk tam başladığı anda. Gibi gözüküyor. Ama o kadar hızlı itiyor ki ayağını. Evet. O arada dışarıda zannediyorsun. Fenerbahçe penaltı kazandı dakika 87. Batshuayi yine geçti topun başına. Valla çok kritik bir maç oldu. Batshuayi geldi. Atamazsa var ya. Vurdu ve topu alana gitti. Fenerbahçe 87'de 2-1 öne geçiyor. İsmail Kartal'ı ipten aldı ipten. İpten aldı İsmail Kartal'ı. Yemin ediyorum ipten aldı ya. İsmail Kartal harakiriyi çok seviyor ya. Gerçekten çok seviyor harakiri yapmasını ya. Evet 2-1. Fenerbahçe 2-1 önünde. Ne yapıyorlar? Oo. Sarı. Hakem alkışlıyor. Sala. Gerizekalı. Hakemi alkışlıyorsun. Mal oyuncu. Ne olacak? Yani hakem pardon kusura bakma deyip geri mi koyacak o kartı ya? Abi ya futbolcunun zeki, çevik ve akıllısı diyorlar ya. Kim diyor bunu ya? Kimin dediğine bir baksana. Gerçi bu da siyahiymiş. Tanımaz ki onu ya. Yani şurada hakem alkışlamanın bir mantığı yok. Direkt beni at diyorsun yani oyundan. Hakem de attı. Bak sarı doğru. Bak kardeşim. Birinci sarı doğru. Niye alkışlıyorsun hakemi? Sen diğer pozisyonları tepki olarak aldın. Abi tepkiyse bunun karşılığında kırmızı kart yersin. Kırmızı kartı. Pendik 9 kişi kaldı. Oo, Ferdi'den çok şık bir hareket. Ferdi ya. Çok şık adamım eğer bu golü atamasaydı var ya. Harbi o ilk golde yaptığı hatalı yüzünden yapıştıracaktım ona da. 3 oldu Fenerbahçe. İşi bitirdi. Fişi çekiyor. 86. dakika 1-1'di. 93'te 3-1 oluyor. Pendik sporlar hala kart görüyorlar. Yani dakika ya, 95 oldu. Ya çığırından çıkarmaya çalışıyorlar işi yani. Ne amaç ne? Amaç ne? 3 tane daha sarı kart görelim de kırmızı kart çıksın falan filan mı yani? Oyun yarıda kalsın onun peşinde misiniz yani? Yani şöyle düşün. Kırmızı kartın yanlış olduğunu, penaltının yanlış olduğunu düşündükleri için onlar da bu tepkiyi gösteriyor. Çok bir şey diyemeyeceğim ama bu önceki kırmızı kart çok saçmaydı. Orada hakem alkışlaması saçmaydı. Ya, kırmızı kartı göstermesi mi saçmaydı? Yapması adamın yaptığı hareket yani, mi saçmaydı? Adamın yapması dediği yani gibi. Hani onu da söyleyelim de bir şaibe olmasın. Ferdi'ye de buradan tebrik ediyorum. Adamın albi golü yazmış yani. İstemiş golü atmayı yani. O ne öyle? Abi bu ne ya? Bu hafta kadar ceza sahası dışından atılan gol olmuş muydu acaba ya? 4 delik açıldı yani artık 4 oldu. Bu İrfan'ı oynatmıyorsun öyle mi? Bu Batshuayi'yi oynatmıyorsun öyle mi? İsmail Hoca. İsmail Kartal. Fenerbahçe Kartal'a rağmen Fenerbahçe bir şeyler yapıyor ya. Yani. Fenerbahçe maçı koparttı. 4-1. Şık bir gol daha İrfan Can'dan. Fenerbahçe maçı bitiriyor. Kadıköy'de maç bitti arkadaşlar. Fenerbahçe 4, Pendik Spor 1 skoruyla bitti. Fenerbahçe skor her ne kadar 4-1 olsa da maç boyu çok zorlandı. Evet. İlk yarıyı geride kapattı. 60 dakika geride oynadı. 60'ta Mert Hakan'ın gerçekten müthiş bir golü vardı. Sonrasında çok ince bir pozisyon. Biz halen daha %100 bir şey diyemem o pozisyon hakkında. Videodan sonra da bir oturacağız. Bakacağız tekrardan, inceleyeceğiz. Onu da yayında konuşuruz. Öyle bir penaltıyla 2-1 öne geçti. Sonrasında da Pendik Sporlu oyuncuların özellikle çok düşmesi oldu. Agresif tavırlar. Agresif tavırlar ve kırmızı kartlar Fenerbahçe skoru 4-1'e kadar getirdi. Benim ilk gördüğüm, bana göre hakem hatası ilk kırmızı karttı. Penaltı pozisyonu çizgi üzerinde gibi. Yani eğer çizgi üzerinde gibiyse de penaltı pozisyonu penaltı olur. Ama bence Wellington'un atılmaması gerekirdi. Bunun dışında Fenerbahçe'ye tebrikler. Önümüzdeki hafta Trabzon maçı öncesi bizimle oynayacakları çok zorlu. Maç öncesi bu maçı kesinlikle kazanmaları lazımdı. Bir şekilde kazandılar. Haftaya Fenerbahçe'yi Trabzon'a bekliyoruz. Bir soru sorayım. İsmail Kartal hakkında kısa bir yorum alayım senden. İsmail Kartal resmen Fenerbahçe'yi içeriden çökertmeye çalışıyor arkadaşlar. Ben yani, de aynısını düşünüyorum. Ceko ile başladın. Okey tamam sıkıntı yok. Belki Ceko'yu kesecek sende yürek yok. O da ayrı mesele. Ama
1-0 geridesin. Bir reaksiyon vermen lazım. Devre arası salak salak değişiklikler yapıyorsun. Alsana Batu Şahin'i. Batu Şahin'i rakip 10 kişi kaldıktan sonra 73'te falan aldın oyuna. İsmail Hoca. Bu kadar korkma oğlum. Karşında Melis İrfan'ı istiyor ya. İrfan'ı niye almıyorsun ya? Tam bütün silah bunlar. Bunlar iyi silahlar. İyi ya. Silahlar ya. İrfan iyi onu. Silah ya. Sen dakikası 75 olmuş adamları sokuyorsun. Geçeceğim bu işleri. Orada o penaltı şu kadar dışarıda olsa bu maç 1-1 bitse sen var ya aynen. Naneyi yemiştin yani kusura bakma. Yani harbiden beğenmiyorum hocam. Şu kadar bir farkla dışarı çıksa evet. Ayak o penaltı çalınmasa veya VAR'dan dönse ve penaltı vermesin. Olmasa sen bu maçı kazanamayacaksın. Belki de 1-1 bitecek maç. Evet. Ne olacak? Ondan sonra kime çamur atacaksın? Biraz da dön kendine bak İsmail Hoca ya. Evet İsmail Kartal'ı gerçekten beğenmiyorum. Ya ben hep söyledim bakın. Bakın arkadaşlar hep söyledim. 200 milyon dolarlık bir yatınız var. 200 milyon dolarlık bir yatınız var. Ve Kurbağalı Dere'de sandala kürek çeken bir adamı sen gelmişsin. Son sistem teknolojiyle donatılmış fırtınayı 100 kilometre uzaktan algılayabilen cihazlarla, sismik cihazlarla donatılmış 200 milyon dolarlık bir yatı getiriyorsun Kurbağalı Dere'de kayık küreğe çekmiş bir adama teslim ediyorsun. Bence büyük hata. Büyük hata. Fenerbahçe şuradaysa İsmail Kartal'a rağmen şuradadır. Bu söylediklerimiz kardeşim kimsenin zoruna gitmesin. Dost acı söyler. Herkese evet arkadaşlar, iyi akşamlar diliyorum. İzleyen herkese çok teşekkür ederiz. Bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve bu kanala da abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgili gençler, sevgili çocuklar, kötü alışkanlıklardan ve kötü arkadaşlıklardan uzak durun. Hepiniz Allah'a emanet olun.